yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Isaac Türkiye'de Genel Merkez'de Etnik Yönetimi Koordinatörü olarak görev alıyorum. Bugün sizlere üyelik hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzdan haberdar olmak istiyorsanız zile basmayı unutmayınız. Benim Isaac üyelik sürecim nasıl başladı? Öncelikle 2015 yılına Isaac'a katıldım. 4,5 yıldır Isaac'te aktif bir şekilde rol alıyorum. 4,5 yıl içerisinde çeşitli takım üyelikleri, takım liderlikleri, yönetim kurulu pozisyonu ve yönetim kurulu başkanı pozisyonlarında bulundum. Az önce de söylediğim gibi şu anda da genel merkezde yetenek yönetimi koordinatörü olarak görev alıyorum. Yetenek yönetimini biraz daha açacak olursak şu anda işte firmalarda bildiğiniz üzere HR departmanları vesaire var. Bu HR departmanının Isaac'e uyarlandırmış şeklinde söyleyebilirim. Bunun dışında ekstra olarak da üyelik tecrübesini daha iyi noktaya getirmek, üyelerin kişisel gelişimini veya Isaac'teki gelişimini sağlamak, bunları takip etmek veya da bunları geliştirmek diyebilirim. Nasıl üye olabilirim? Süreç nasıl işliyor? Şimdi şöyle, ilk önce üye olmak istiyorsanız Isaac.org.tr adresinize girip buraya şey koyabiliriz değil mi? Siteyi. Üyelik kısmına basıp daha sonrasında sayfadaki formu doldurup kayıt bırakmanız gerekiyor. Ancak Isaac Türkiye'de şu anda 18 şehirde faaliyet gösteriyoruz. Eğer bu şehirleri hangi şehirler olduğunu merak ediyorsanız açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şehirlerde ikamet ediyorsanız ancak Isaac üyesi olabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra ikamet ettiğiniz şehirdeki Isaac şubesi sizlere ulaşıyor ve sizlere bir bilgilendirme maili atıyor veya bunu SMS halinde mail olarak veya da telefonla arayarak gerçekleşebiliyor. Daha sonrasında size iletişime geçtikten sonra sizleri Isaac tanıtım gününe davet ediyorlar veya da Isaac tanıtım ile ilgili size bilgilendirme mailler atıyorlar. Daha sonrasında Isaac tanıtım gününden sonra sizlerle beraber mülakat tarihi için beraber iletişime geçiyorsunuz. Mülakat tarihini belirledikten sonra size mülakatı çağırıyorlar yine SMS yoluyla. Daha sonrasında mülakatı gerçekleştirdikten sonra da başarılı olduğunuz takdirde Isaac üyelik sürecine başlıyorsunuz. Tanışma toplantısı vesaire gerçekleşiyor. Ondan sonra şubelerimizde üyelik prosesine başlamış oluyorsunuz. Şimdi şöyle, Isaac Türkiye olarak yılda iki kez büyük çaplı bir üye çekimi yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Eylül ve Ekim aylarında, bir diğeri de Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşiyor. Bu aylarda çekim yaptığımız için kayıtlarınıza bu tarihlere yakın süreçlerde geri dönüş sağlıyoruz. O yüzden yılın farklı zamanlarında kayıt bıraktıysanız yine aynı şekilde bu tarihler aralarında size genellikle dönüş yapılacaktır diyebilirim. Mülakatları nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikle şubelerimizde alınacak kişi sayısına bağlı olarak mülakatlar grup mülakatı veya da bireysel mülakat olarak değişebiliyor. Bu mülakatlardan biz insanların iletişim becerileri, işte dünya görüşü, İngilizce seviyesi, bu çok fazla ileri seviyede olmasına gerekmiyor. Bu gibi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz ve daha sonrasında işte doldurduğu forma göre seçim sürecine devam ettiriyoruz diyebilirim. Eğer 17 yaşındaysanız Isaac üye olamazsınız. Isaac üyesi olabilmeniz için 18-30 yaş arasında olmanız gerekiyor öncelikle. Bunun için herhangi bir üniversiteye kayıt olmanız veyahut da bir yere bağlı olmanız gerekmiyor. 18-30 yaş arasında olmanız yeterli olacaktır. Isaac gençlere neler katıyor? Isaac gençlere aslında çok fazla şey sağlıyor. Bizim Isaac olarak gençlere verdiğimiz 4 element var. Bunlardan bir tanesi dünya vatandaşlığı, çözüm odaklılık, başkalarını etki edebilme ve kişisel farkındalık. Bunlara teker teker değinecek olursam, dünya vatandaşlığında biz üyelerimize dünyada neler olduğunu, ne gibi sorunlar olduğunu fark ettik. Bunları benimsetmek ve bu sorunlar için harekete geçmelerini sağlıyoruz. Dünya vatandaşı olabilmelerini sağlıyoruz aslında. Bir diğeri çözüm odaklılık. Bu çözüm odaklılık elementinde ise üyelerimizin sorunlar karşısında pes etmemelerini ve bu sorunlara hızlı bir şekilde çözüm alabilmeleri gerektiğini, bunu nasıl alabileceklerini gösteriyoruz, sağlıyoruz diyebilirim. Bir diğeri de başkalarını etki edebilmek. Başkalarını etki edebilmekten kastımız aslında arkadaşlarına, çevrelerine, ailelerine etki edebilmeleri, onların fikirlerini ya da görüşlerini değiştirebilmeleri, küçük çaplı da olsa hayatlarını değiştirmelerine bir rol alabilmelerini sağlıyoruz aslında. Aslında benim için en önemli elementlerden bir tanesi de kişisel farkındalık. Benim Isaac'te en çok kazandığım, en çok fark ettiğim değerlerden bir tanesi. Kişisel farkındalıkta ise Isaac üyelerinize sağladığım şeylerden bir tanesi süreç içerisinde yatkınlıklarını, yeteneklerini veyahut da yönelimlerini fark ettirip aslında gelecek planlarında bunlara göre planlamalarını, kendilerini fark etmelerini, nasıl bir insan olduklarını, neye yatkın olduklarını fark etmelerini sağlıyoruz aslında. Bunların dışında Isaac olarak üyelerimize kişisel gelişimlerini sağlamaları için de alanlar sağlıyoruz. Bunlar işte topluluk önünde konuşabilme, etkili konuşulabilme, İngilizce seviyesini geliştirebilme gibi belli yetenekler sağlıyoruz. Bu yeteneklerle birlikte insanlar kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuş oluyor. Isaac üyeliği benim için ne ifade ediyor? Bence Isaac 20'li yaşlarda üniversite öğrencisinin katılabileceği en iyi organizasyonlardan bir tanesi. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi hem kişisel gelişimini sağlıyorlar hem de toplum için, dünya için bir faaliyette bulunuyorlar. Bir organizasyonda bulunuyorlar aslında. Benim gerçekten hayatta ben belki de en iyi verdiğim kararlardan bir tanesi de Isaac'e katılmak olmuştur. Isaac'te hangi departmanlar var? Şimdi öncelikle biz bir değişim organizasyonu
organizasyonuz ve değişim organizasyonu olduğumuz için işte yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde çalışıyoruz. İnsanları yurt dışına gönderiyoruz veyahut da insanları yurt dışından getiriyoruz. Değişim departmanlarımız var. Sizler de bu değişim departmanlarında yer alabilirsiniz. Türkiye'deki gençleri işte yurt dışına gönderen departmanlarımız var, programlarımız var. Bir de aynı şekilde yurt dışından getirdiğimiz değişim programlarımız var. Bu departmanların içerisinde yer alabilirsiniz. Bunun dışında iş geliştirme departmanımız var. İş geliştirme departmanında bulunabilirsiniz. Bu departmanda biz firmalarla çalışıyoruz kurumsal stajlar için. Firmalarla iletişimde olup onlarla beraber bu süreci geçirebilirsiniz. Bu da size aslında kurumsal bir tecrübe sağlayacağını söyleyebilirim. Bir diğeri ise pazarlama departmanı. Pazarlama departmanı neyse az önce bahsettiğim değişim programlarını işte gençlere pazarlama sürecinde ve aynı şekilde markamızın marka tecrübesini arttırmak üzerine ve aynı şekilde üyelik süreçlerinde bunun pazarlamasını yapmak üzere bu departmanda faaliyet gösterebilirsiniz. Yönetim kurulu pozisyonunda ise eğer yönetim kurulu olursanız finans ve yetenek yönetimi departmanında görev alabilme şansınız var. Azize'nin değişim programlarından yararlanmak için üye olmanıza gerek yok. 18-30 yaş arasında olmanız yeterli olacaktır. Azize kongrelerinde neler oluyor? Biz işte yılda 5 adet kongre düzenliyoruz genel merkez olarak. Bunlardan 3 tanesine üyelerimiz katılabiliyor. 2 tanesine de sadece yönetim kurulu üyeleri katılabiliyor. Bu üyelerimizin katılabileceği 3 tane kongrede ise tamamen genel merkezin eğitimleri sağladığı kongreler gerçekleşiyor. Bu kongrelerde üyelerimize belli noktalar eğitimler veriyoruz. Değişim programlarımızdan nasıl geliştirebileceğimize ya da kişisel gelişimlerine nasıl katkıda sağlayabileceklerine kadar birçok konuda eğitimler veriyoruz ve bu eğitimlerle birlikte yaklaşık 4 günlük bir kongre gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve çok eğlenceli zaman geçiriyoruz aslında birlikte. Bu kongrelerimizde aslında şirketlerden, farklı noktalardan, uzman kişiler tarafından eğitimlere geliyorlar. Bu noktalarda kişisel gelişimimize etki ediyoruz diyebilirim. Onun dışında Isaac Türkiye'nin birlikte olması, hep beraber orada kültürlerimizi yaşatmamız çok mutluluk verici bir olay haline geliyor. Isaac Türkiye Instagram hesabından üyelik süreçlerine yakın tarihlerde canlı yayınlar gerçekleşecek. Bu canlı yayınlarda sorularınız varsa sorularınızı sorup oradan canlı bir şekilde cevaplarını öğrenebilirsiniz. Instagram hesabımızda buradan bulabilirsiniz. Bu taraf ama. Evet, bu taraf. Instagram hesabımızda buradan ulaşabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Isaac Okyar sitesine ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım mimiydi benim.